Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Case Edge'in Farmal 110X modelini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bu traktör JX Max Pro serisinin yenilenmiş yüzü olarak düşünebilirsiniz. Max Pro serisinden iki büyük farkı var. Birisi motoru değişti. Birisi de arka liftomatik sistemi elektroniğe döndü. Traktörümüz 110 beygir. Kamera elejeksiyon sistemine sahip. Yeni tip motora değiştirilmiştir motoru. Önünde 10 adet 40 kilogramdan 400 kilogram ağırlığı var. Ön lastik ebatlarımız 360-70-28. Arka lastik ebatlarımız 420-85-38 olmak üzere lastikleri bulunmaktadır. 115 litre mazot deposu, 12,5 litre AdBlue yakıt deposu vardır. AdBlue bildiğiniz gibi yeni nesil kamyonlar motorlarda kullanılmaktadır. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde burada bizi yan kolları indirip kaldırmaya yarayan tuşlar karşılamakta. Bunlar ekipmanı söküp takarken çok işlerimize yarıyor. Önemli değişiklikler. Daha önceden yapılabilirdi. Basit şeyler bunlar. Arkada 4 adet çalıştırma lambası var. Halojen. Arka camda sileceğimiz mevcut. 6 adet hidroküç çıkışımız mevcut. Asansörlü çekişimiz. Normal çekimiz. Yan kollarımız kurt ağızlı. Orta kolumuz hidrolik. Orijinal olarak tabii ki. Yine bu da kurt ağızlı model. Böyle sağ taraftan devam edersek yine aynı şekilde burada da yan kolları kumanda ettiğimiz tuşlar mevcut. Arka lastiklerde 3'erden 6 adet 45'er kilogram ağırlıklarımız mevcut. Normal ayna ve buna ek olarak geniş açılı aynalarımız mevcut. Zaten bunlar TDS veya CASE Max Pro serilerinde mevcuttu. Burada gördüğünüz kompresörümüzün hava tankı mevcut. Yine burada yeni nesil egzozumuz mevcut. İsterseniz içine doğru ilerleyelim. Arkadaşlar traktörümüz şanzıman olarak değişmediği için aynı şekilde power shuttle mevcut. Eski tip Max Pro serilerinde bulunan. Burada çeşitli tuşlarımız mevcut otomatik olarak. Burada akış arterimiz mevcut. Yine burada otomatik çift çeker ve otomatik diferansiyel kilidi düğmemiz mevcut. Elektrohidrolik olarak. Bu otomatik diferansiyel kilidi ve çift çeker düğmesi sadece 110 modellerinde mevcut. Böyle sağ tarafa geldiğimizde eski tip klima paneli bizi karşılıyor. Yukarıda yine eski tip multimedya sistemi. Şu an üstüne takılı değil. Aşağı doğru geldiğimizde çakmaklık ve aydınlatma silecek tuşlarımız mevcut. Burada ise arkada 6 adet hidrolik çıkışını kumanda ettiğimiz kumanda kollarımız mevcut. Yine burada erkazımız mevcut. Bayağı yumuşak yani güzel. Burada 3 takviye ana viteslerimiz. Burada da 4 adet vitesimiz mevcut. Bu traktörde vites sertliği sorunu çözülmüş. Hani eskiden 2012'den 2020'ye kadar, 2021'e kadar çok sert vitesler kullananlar bilir. Artık o sertlik gitmiş, yumuşatmışlar. Yine traktörümüzün ekranı dijitale çevrilmiş TMR ile birlikte. Burada bir adet horsesiz koltuğu mevcut. Sol tarafa geldiğimizde servo kuyruk milimiz var. El frenimiz. Kuyruk milimizin devrini seçtiğimiz kumanda kolumuz. Arka camımız. Yukarıda sunroofumuz var. Normal TD Neoland serilerine bakaraktan. Bildiğiniz üzere KSB Neoland
aynı fabrikada üretim yapıyor. Aynı traktör diyebiliriz hemen hemen. Çok az farklılıkları var. Bahsetmeyi unuttuğum en önemli özellik de değişiklik de liftomatik oldu. Liftomatik düğmeli olarak değiştirildi. Normalde burada şikşak olurdu. Bildiğiniz üzere halatlı sistem. Bizim istediğimiz de buydu. Güzel olmuş, kullanışlı olmuş. Dediğim gibi daha önceden yapılabilirdi. Basit şeyler bunlar. Traktörümüz böyle arkadaşlar. Umarım severek izlersiniz, izlemiştirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.